Sevgili Selma Hanı Seferi Doğu'dan, Doğu illerinden birinden yine bugün bize seslenecek. İsmini söylemeyeyim, kendi söylesin. Dolayısıyla iftar yaklaşmak üzere orada. İftar olmadan önce oranın görüntülerini almamız adına henüz daha başlamadan bağlanmak zorunda kaldı. Konuşmacılardan özür dilerim. Artık şu batı tarafa da gelsen de daha programa başlamadan sana bağlanıyoruz abi. Gelmeyeceğim bu tarafa, anlaşıldı sen. Tabii orada daha erken açıyorsun değil mi? Bu gülüşünle bunu anlıyorum ben. E tabi ister istemez insanın bir şevki yerine geliyor. Morali çok güzel oluyor. E burada arkadaşlar ekip halinde iftara şu kadar kaldı bu kadar deyince vallahi coşuyoruz. Bir de sesinizi duyunca İstanbul'dan bir esinti geliyor, deniz esintisi. Selam ediyoruz. Hem Mustafa Cihat size, tüm ekibinize ve konuklarınız Yusuf Hocam size, Ramazan Hocam size, Abdülhafız sana da. Biz onunla tanıştık bir arada ama ben masamda meşguldüm. Ecem Hanım'ın iç yapımlardan konuğuydu. Çok muhabbet edemedik ama çok kıymetli bir arkadaşım. Ona da selam ediyorum buradan. Program sonunda yine selam edeceğim. 3 kişi daha var. Özel. Peki biz neredeyiz? Biz an itibariyle artık kilise geldik. Kiliste çok yakın bir noktadayız. Nerede? Hemen sınıra. Sesim zannediyorum alabiliyorsunuz değil mi? Evet evet alıyoruz, duyuyoruz. Sesim tamam, güzel. Mikrofonu uzak tuttum biraz, anlaşılmadı, tedirgin oldum. Kilis Öncü Pınar Konteyner kentinden sesleniyoruz size. Yıllar önce 1890'lı yıllarda benim ailem, Tuna soyadını aldığım ailem de Bulgaristan'dan 93 harbinden sonra İzmir Bergama'ya gelmişti. O gün oralılar da kucak açmışlardı buraya gelenlere, Türkiye'ye gelenlere. Bugün ise devir değişmiş. Oradan gelen kardeşlerimiz var. Mülteci demeyelim. Kardeşlerimiz var. İltica eden can kardeşlerimiz var. Bir ailenin evine misafir olalım istedik. Burada tabii kreşler, ilk ortaokullar, liseler, spor tesisleri, meslek kazandırma kursları, hatta dışarıya çıkıp çalışabilenler, imkanlar geniş. Türkiye'nin en özel kamplarından, en özel imkanları olan mekanlarından bir tanesi. Konumuz da bugün göç ve misafirperverlik. Tam ona uygun bizim mihmandarımız Türkçeyi de bildiği için Ravdanur. Ben onların sofrasına, mekanına doğru adım adım atayım. Armağan sen de gel yakında, şöyle oturalım. Tekrar selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Sen iyi Türkçe biliyorsun. Niye senden başlayalım? Babayı, anneyi ve kardeşi. Kısaca bir aileyi tanıt bize. Kimler var şimdi burada? Ben Ravdanur Cuma. Babam Halit Cuma. Annem Doğa Cuma. Bunlar da kardeşlerim Fatma, Meryem, Beyan. Onlar da yeğenlerim. Kaç yıldır buradayız? Ne kadar zaman oldu? Bu kampta 3 yıla yakın oldu. Nasıl geçiyor hayat peki? Tabii ki ne olsa olsun kamptır ama güzel hayat var. Çocuklar okula gidiyorlar. En azından okumalarını, eğitimlerini devam edebiliyorlar bu kampta. Mesela Ürdün'deki veya Lübnan'daki kamplara göre tabii ki çok iyi bir kamp. Ve hayatlar çok burada güzel geçiyor o kamplara göre. En azından çocuklar okullarını devam edebilirler. Sosyal tesisler var. Kadınlar gidip zaman geçirebilirler. Terzi, halı kursları, Türkçe kursları, bilgisayar kursları. O kurslara katılarak çoğu genç, kadın gündüz zamanlarını geçirebiliyorlar. Eğitim deyince siz zaten eğitim konusu ileri safa bir ailesiniz. Sen üniversite okuyorsun. Evet, ben üniversite okuyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde okuyorum. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün öğrencisiyim. Bu ilk yıl değil mi? Evet, hazırlık olarak geçiyorum. Daha önce bir karne gördüm. O karne kimindi? Benim Fatma Gül. Evet, kardeşim. Fatma Gül mü? O da kilise İmam Hatip Okulu'nda okuyor. Okulun birincisi çıktı. Abi. Matematik yarışmasına katıldı. Türkçe fazla bilmiyordu o yarışmaya katıldığı zaman. Sadece rakamlardan falan anlayarak o matematik yarışmasında 60 üzerinden 60 aldı. O karneler zaten İHH Derneği verdiği karnelerdi. Okulun birincisi çıktıktan sonra iki kere okulun birincisi. O karneler İHH Maşallah. Derneğinden. Maşallah. Peki şimdi babaya sen bizim için çevir. Şöyle geleyim. Arkamda kim var? Arkamda dur, ben şöyle geleyim, olur mu? Bismillah. Şimdi sen babana bizden çevir. Buradan mesafe yakın. İşte 5 kilometre sonra sınır, sonra yakında Halep var, 30 kilometre yakın mesafedeyiz. Ama kendi vatanımızda değiliz. Neler hissediyor? Bununla ilgili üzgün müdür? Hani
المسافه كثير قريبه للحدود السوري، زادن بعد كم كيلومتر تيجي الحدود السوري، بس المشكله انه ما عم نحسن نروح لهنيك. شو هو احساسك؟ مانك مزعوج يعني انه كثير قريبين من بلدنا بس ما عم نحسن نروح؟ طبعا نحن كثير، لانه بلدنا قريبه ما عم نحسن نروح عليها، يعني شغله صعبه هي وقاسي علينا وعلى كل واحد مسلم. Çok zor bir duygu. Bize de çok sert geliyor. Peki Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan hissini alalım mı babandan? كيف رمضان معك؟ شو هو احساسك؟ والله رمضان نحن مريد نصوم رمضان في بلدنا، وبلدنا ما في الا الطيران والضرب، ونرجع كاملين حزينين على بلدنا نحن كثير. Vatanımızda Ramazan geçirmeyi çok isterdik ama yapacak bir şey yok. Çünkü vatanımızda savaş var. Yine de burada Ramazan geçirebiliriz. Vatanımıza yakın olduğunu düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür. Bir de anneye sor ki buradan sen. Biraz daha yakına gel. Keyfini soralım, ben biliyorum onu. Keyfe haluki. Elhamdülillah. Bana da sorsun, ben de cevap vereyim. Keyfe haluki. Elhamdülillah, şükran. Biliyorum, o kadar da biliyorum. Hocam o zaman Arapça... Hayır, yapma, kamera açık, yapma, o kadar uzun soru sorma. Ona soralım, onun Ramazan'ı nasıl geçiyor? Burada bu kadar aile fertlerini idare ediyor, yemeklerini yapıyor. Onun için nasıldır bu? طيب كيف انت الحياة عندك هون مثلا اولادك عم تعملي لهم اكل وهيك شو هو احساسك هون برمضان كثير كويس الحياة هون مبسوطين الحمد لله burada en azından daha mutluyuz çünkü vatanımızda biraz tehlike ama burada daha mutluyuz. Alayım. Burada mutluyuz. En azından çocuklarımıza hani huzur bir hayat sağlayabiliriz. Vatanımızda tehlikeli olabilir ama en azından burada huzurlu bir hayat sağlayabiliriz diye dedi. Asıl olan birlikte olmak, beraber olmak, yan yana olmak, huzurlu olmak. Ortak öğrendiğimiz o. Biz şimdi bu akşam burada yavaş yavaş iftara doğru gidiyoruz. Sizin de konunuz var, önemli konuklarınız var, kıymetli. Biz artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Bu ailenin sıcak ortamına misafir oluyoruz. Halbuki onlardı bizim misafirlerimiz ama sağ olsunlar bizi buyur ettiler. Bugün çocukların sevinçlerini görseydiniz. Evet. Elimizden tuttular, yollarda yürüdük, oynadık, oyun alanlarına gittik. Hayat zor mu? Zor. Ama şükür etmek, sabretmek erdem. Burada 13 bin kişi adına selam ediyoruz size. Cihat abicim bir şey daha istiyorum. Sosyal medyadan Furkan, kameraman kardeşim sürekli bana hayatın kebap diye yazıyor. Onu lütfen gönderin. Biz birlikte gezmek istiyoruz onunla. Ama Adana'ya gidersek de Furkan'a güzel fotoğraflar göndereceğim. Furkan'a, Cihan'a ve İsa abiyi, bugün de kameramanlarımızı selamlıyoruz. Konuklarınıza selamlar sunduk. Sizi selamlıyoruz. Buradan Kilis'ten Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazan. Selman'cığım, bu vesileyle siz de o kampta şu anda 13 bin mültecinin olduğunu söyledin. Oradaki kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi ilet inşallah. Buradan hep birlikte inşallah bir dua, bir temenni olsun. Onlar için de Ramazan mübarek olsun inşallah. Tabii ki Allah razı olsun diyeceğim. Biraz buruk bir başlangıç oldu bugün. Ve gerçeğimiz de bu tabii ki hocam şu anda. Ülkesinden savaş nedeniyle göç etmiş olan kardeşlerimize bizler eğer iyi bir misafirperverlik yapabiliyorsak bize ne mutlu. Hüzünlü tabii ki insan evinden uzak bir diyarda, bir memlekette, bir kampta ailesiyle beraber, çocuklarıyla beraber Ramazan'ı idrak ediyor olması, hayatı yaşıyor olması, oraya alışmaya çalışıyor olması tabii ki hüzünlüdür. Bugün bunun da konuşacağız. Bir hüzünle başlamış olduk. Oradaki kamptaki herkese muhabbetlerimizi ve sevgilerimizi özellikle iletmeni istirham ediyoruz sana. Başım gözüm üstüne. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Görüşürüz. Saygılar.